Hak ediyoruz etiketiyle güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan hak ediyoruz etiketiyle düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmaya başlayabilirsiniz efendim. Özellikle bugün sizden gelen mesajlara çok yer vermek istiyoruz. Hak ediyoruz diye neyi hak ettiğinizi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ettiği başlıkları bizlerle paylaşabilirsiniz. Akşam gazetesiyle başlayalım manşetlerimize. Covid yelene tek doz BioNTech diyor Akşam gazetesi. Sağlık Bakanlığı daha önce koronavirüse yakalananlara bir doz BioNTech aşısı yapılmasını kararlaştırdı. Sinovac tercihinde doz yine 2 olacak efendim. Randevular iptal edildi. Özellikle Covid-19 geçirenler BioNTech aşısından sonra aşı olduktan sonra Covid-19 geçirenlerin randevuları iptal edildi. Bağışıklık kazanmış olarak sayıldı. Tabii ki uzmanlar dahilinde. Türkiye'de 5,3 milyon kişi Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşti. Bakanlık hastalığı ilk doz aşı kabul edip virüsü yenenlere bir doz Pfizer BioNTech aşısı yapılmasına karar verdi. İkinci doz randevuları otomatikman iptal edildi. Öte yandan 100 ülkeye yayılan Delta varyantının 2 doz Sinovac olanlarda da etkili olması nedeniyle 3. doz uyarısı yapılıyor. Doçent Doktor Ümit Savaşçı, mix doz öneriyoruz. Yani 2 doz Sinovac olan BioNTech tercih etsin dedi. Evet, hastanelerde tabii ki yine yoğunluk var. İşte son durum. Kaçıncı dozu oluyor? İkiyi. Ben ikinci doz aşı oldum. Sağlık ocağında Çin aşısı. Hı hı. Hiçbir yan etki görmedim. Gayet rahattım. Pardon. İki doz Sinovac yapılanların bir pekiştirmeye ihtiyacı var. Özellikle yüksek riskli grup ve özellikle bağışıklık cevabı düşük grup. Ama bunun dışında bir üçüncü doz önerisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Antikor seviyesi yüksek olan BioNTech aşısıyla aşılananlar için Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre üçüncü bir doz gerekli değil. Hastalığı geçirenler içinse uzmanların önerisi tek doz aşı yapılması yönünde. Sağlık Bakanlığı da Covid-19'u atlatanların ikinci doz aşılarını iptal etti. Aşı karnelerinde aşılama yapılmış gibi görünüyor. İkinci doz BioNTech aşımı oldum. Olsun herkes diyorum. Bunun, onların olması bana da etkisi var. Okullarımız açılsın, her şey hayata kavuşsun. İlk doz, ikinci doz ve yeni tanımlanan üçüncü dozla beraber hastanelerin önünde aşısını olmaya gelenlerin yoğun kuyruğu var. Hafta sonu olmasına rağmen aşı polikliniklerinin önünde uzun aşı kuyrukları oluştu. Aşının gerekli olduğuna inandım. İlk dozu oldum. İkinciyi de dedim tamamlayayım dedim başladığım işi. O şekil akışa uyuyorum yani. Kardeşim aşı olalım ki hastalık gitsin, hepimiz rahat edelim. Çoluk çocuk da rahat etsin, bütün devletimiz milletimiz de rahat etsin. Türkiye genelinde günlük tespit edilen vaka sayıları 5000'in altına düşse de tablo istenilen seviyeye bir türlü gerilemedi. Tablonun normale dönmesi için aşılamanın hızlı tamamlanması şart. İkinci doz aşıları tamamlandığında Delta varyantına karşı rahat bir nefes alacak Türkiye. 81 ilin genelinde 52 milyonu aşkın aşı yapıldı. Aşı yaptırmaktan çekinenler içinse aşı tecrübesini yaşayanlar anlattı. Aşı olmaktan çekinenler var bir de. Çekinip de neyin? Hayatımızı yaşamayacağız. Mahkum gibi devamlı bağlayacağız. Aşı olacağız ki herkes iyi olacak. Rahatlıkla bu maskede kalkacak. Ya önceleri ben de çekiniyordum işin gerçeği. Yani soru işaretleri vardı kafamda. Yani sosyal medyada okuduklarımız yetiyordu ama işte araştırmayı yaptık. Yani en sonunda karar kıldık. İki farklı doz aşının etkinliği daha mı yüksek oluyor acaba? Tabii bu çok önemli bir soru bence. Şöyle, evet iki doz, iki farklı doz. İki nedenle yapıldı bu çalışma. Bunlardan bir tanesi, kafamızda şöyle bir sorun var. Bu iki aşı birbiriyle geçinmeyebilir. Geçinmezse birbirinin oluşturacağı bağışıklığı bozabilir. İkincisi ise biz enfeksiyonu geçirmiş kişilerden aşıladıklarımızın çok daha güzel bağışıklık cevabı verdiğini gördük. İngiltere'de yapılan çalışmayla hastalığı geçirip aşılananların antikor düzeyleri 10 ila 100 kat daha fazla çıktı. Üstelik antikorlar da daha kaliteli. Bu nedenle iki farklı aşı kokteyli dünyada deneniyor. Türkiye'de de uzmanlar özellikle iki doz aşısı Sinovac olanlara üçüncü doz pekiştirme aşısı öneriyor.